Ben bunu yapamam. Annene evlat acısı yaşattım. Bir de hapse girmesine sebep olamam. Bunu isteme benden. Evet, dinliyorum. Ne olduysa onu anlat. Bir yanlışlıkla oldu. Afife Hanım silahı temizliyordu. Yanlışlıkla silah ateş aldı. Doğruyu söyle. Olup biteni olduğu gibi anlat. Orhun Bey, lütfen müdahale etmeyin. Siz devam edin. Afife Hanım'ın kötü bir niyeti yoktu. Silahı temizlerken yanlışlıkla oldu. Tamamen kazaydı. Onun bir suçu yok. Neden olanları anlatmıyorsun? Orhun Bey, lütfen. Sizi dışarı almak zorundayım. Her şeyi en başından detaylı bir şekilde anlat lütfen. Dediğim gibi Afife Hanım'ın bir suçu yok. Her şey yanlışlıkla oldu. Bir kazaydı. Enişte, Hira'yım nasıl? Bir sıkıntı var mı? Polisi çağırdı, ifadesini alıyor. Ama o inatla gerçekleri anlatmıyor. Hiç şaşırmadım. Benim kardeşim böyledir. Hep kendinden önce başkalarını düşünür. Bir de şimdi Hafife Hanım Efendi'yi kuruyor. Doğruları anlatması gerek. Hira kendini sıkılıyor. Böyle yaparak Hafife Hanım Efendi'ye can borcu ödediğini sanıyor. Ama o masum. Ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Ama o buna inanmıyor ki. Bilmediğim şeyler mi var? Evet, var. Tamam, anlat, neymiş onlar? Biliyorum. Kim olursa olsun ben sana evlen diyorum sanıyorsun ama öyle değil. Bu verdiğin kararın sorumlusu benim, farkındayım. Ameliyata girmeden önce ben evlen dedim sana diye verdim bu kararı. Şimdi de benim yüzümden yanlış bir karar verdiysen diye içimi yiyor. Benim yüzümden evlenip mutsuz olmanı istemiyorum be kardeşim. Ablam benim, gönlünü ferah tut. Evet, evlenmemi sen istedin ama kararı veren benim. Ama mutsuz gözüküyorsun be kardeşim. Mutsuz değilim ablacığım. Keyfim de gayet yerinde. Sen de böyle şeyleri kafanda kurup üzme kendini, tamam mı? O zaman bugün ofise gitmeden bir şeyler yiyeceksin. Tamam. Ama sen de o suratını asma artık. Vallahi çaylar da çok güzel olmuş. Çok güzel demlenmişler. Hadi sofraya geçelim. Hadi geçelim. Anne, sen imzalamadın değil mi bunu? Ben imzaladım kızım. Baban gece geldi. Sigorta dedi. Haydarıza dedi. İmza atmam için sıkıştırdı beni. Bir başladı mı durmak bilmez, biliyorsun.
Mecbur kaldım imzalamaya. Tamam işte. Uzatmayalım daha fazla. Kardeş. Kocam kandırdı beni. Ben bilsem atar mıyım imzayı, deli miyim? Ne yapacaksınız? Bizi evimizden mi atacaksınız? Anne, anne tamam yorma kendini. Sakin ol. Vallahi nasıl imzaladın beni hiç ırgalamaz. Onu kocanla sen çözersin. Bana yarına kadar paramı ya verirsiniz ya da bu evden çıkarsınız. Hekimde nasıl bulalım biz o kadar parayı? Bari biraz zaman verin toparlayalım. Daha fazla zaman veremem. Parayı bulamazsınız da benim için hoş. İki güne kalmaz bu evi satar, paramı alırım nasılsa. Etme kardeş, etme, biz ne yaparız Allah rızası için? Ben diyeceğimi dedim, ya para ya ev. Yarına kadar vaktiniz var. Bir günde nasıl toparlayalım biz o kadar parayı? Anneciğim, anne sakin ol. Anne dur. Anneciğim kendine gel, sakin ol. Sakin ol anne. Yani Affe Demiranlı'nın suçsuz olduğunu söylüyorsunuz. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Neden anlatmadın olanları? Annem senin canına kastetti. Ölümden döndün. Niye söylemedin gerçeği? Söyleyemezdim. Benim yüzümden oldu her şey. Evlat acısını sen de ben de anlayamayız. Ama gözlerindeki acıyı görüyorum ben. Bilmeden, istemeden yaptım. Ama oldu işte. Evladından ayırdım ben onu. Yüreği eksik kalmış. Evladını kaybetmiş bir annenin içindeki yangın söner mi? Sönmez. Ben sebep oldum buna. Hayır. Bunları sonra konuşacağız. Doktor heyecanlanmaman gerektiğini söyledi. O senin annen. Onu anlamaya çalış. Hatırla. Bana olan öfkeni hatırla. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hatırla. Sen haklıydın. Annen de haklı. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hastamız nasıl? Hastanız çok yorulmasın. Sizi biraz dışarı alalım. Biz de değerlerine bakıp kontrollerini yapalım. Tamam. Hira Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Daha iyiyim. Ben artık kalkayım. Yani ofise geçmem lazım. İşler çok. Afiyet olsun. İki lokma bir şey yedin, doydun mu ki? Doydum ablacığım. Ben de geleyim seninle. Yardım ederim. Hem daha iyiyim. Yani harika. Bence evde kalıp dinlenmen daha iyi olur. Hem zaten programını da bu yüzden boşaltmadın mı? Tamam. Peki o zaman ben de evdeyken düğün hazırlıklarına devam ederim. Ama ofise uğrarım bugün. Olur tabii ki. O zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Hiç içime sinmiyor abla. Bütün gün Meryem'le karşılıklı çalışacaklar yine. İçin rahat olsun. Meryem öyle biri değil. Kenan'ın evleneceğini bile bile öyle bir şey yapmaz. Ne Kenan'dan ne de Meryem'den yana aklında zerre şüphe olmasın. Kenan'a güvenim sonsuz ama biliyorsun Meryem geçmişte... Ben kahve içeceğim. Sen de ister misin? Olur abla. Sizde bir haller var ama yakında çıkar kokusu.
hallettin mi imza işini? İşlem tamam. Ev ziyareti bile yapıldı. Bizimkiler tutuştu. Gönder. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Kiminle mesajlaşıyorsun böyle? Bir arkadaşımla abla. Evleniyorum ya. Tebrik etmiş beni. Normal kahve kalmamış. Damlası kızla yapacağım. İçer misin? Olur olur tabii abla. İçerim ben. Ben de sofrayı toplayayım. Rahşi. Bu yapası değil misiniler? Nasıl yaptım? Kaç çıktı? Çok şükür. Daha iyi. Düşüyor tansiyonu. Kızım. Elim kırılaydı da o kağıtları imzalamasaydım ben ya. Arayş. Evsiz mi kaldık yavrum? Allah seni bildiği gibi yapsın Raşit. Evsiz mi kalacağız anne? Yine parka mı gideceğiz? Anne, hayır öyle bir şey olmayacak. Ben her şeyi halledeceğim. Sen merak etme, tamam mı? Asiye! Yaz, kahvaltı hazırla. Annem sen odaya geç, resim yap bizim için. Ben de geleceğim birazdan. Kime diyor lan? Acımda döndüm be! Ne oluyor burada be? Asiye abla, anne. Utanmaz. Yalancı. Sen hangi yüzle geldin bu eve? Asiye abla sakin ol, ne olur. Anne daha kötü olacaksın, yapma. Sen ne yaptın be adam? Sen ne yaptın? Senin hiçbir şerefin yok. Kızımla torunum ne yapar diye hiç mi düşünmedin? Ya, çok konuşma be. Kumarda evini kaybetmek nedir ha? Sen kimin evini hangi masalarda kaybettin? El alemin ne ediyor belirsiz tepecisi geldi kapıya dayandı. Ya paramı verin ya evden çıkın diyor. Ha? Nasıl konuşmayayım ben, ne olacak şimdi? Ne olacak? Yeter be! Çok konuşma! Sanki keyfimden yaptım lan. Mecbur kaldık da yaptık herhalde. Ne olsaydı beni öldürseler miydi? Benim korkum yok ama bunlar sizlere de zarar verirdi. Sırf Meryem'le nefese bir şey yapmasınlar diye mecbur kaldım. Lan ne güzel köyde evimiz var be. Gideriz oraya yerleşiriz. Allah ıslah etsin seni Raş. Asiye abla. Asiye abla. Ne geliyorsa başıma şu iyi niyetimden geliyor. Sırf ailem mutlu olsun diye cebimdeki bütün parayı bastım. Da cebimdekinden fazla kaybettim, bu ayrı mesele tabii. Ulan gideriz köye, paşa paşa yaşarız be. Allah Allah. Baba olur mu öyle şey, ne yaparız biz köyde? Ulan ne güzel işte. Hava mis gibi tertemiz, her şey de organik. Hem nefes içinde iyi olur, ne güzel. Kuzularla köpeklerle oynaşır orada. Tavuk da alırız, yumurtalar da beleşe gelir ha. Nasıl geçineceğiz peki baba? Benim işim gücüm, her şeyim burada. Lan ne yapacaksın işi gücü ya? Ne işi gücü? Buradakinin onda birini harcarız orada. Merak etme. Baban hepinize bakar sizin. Nerede bulurum ben bu adamı? Gidip konuşacağım. Yok kızım. Sen ne konuşacaksın o adamla? Meryem, hayır kızım. Sakın gitme. Kötü adamlar onlar. Sakın. Abla, sen annemin yanında kal, olur mu?
Bu adamın yeri nerede? Hasbinallah. Pazarın iki arka sokağında eski kapak fabrikası var. Onun yanındaki bina. Lan boşuna uğraşma. Bu adamlara laf anlatamazsın sen. Meryem. Meryem. Bak hiç Meryem. Laf dinliyor mu ya? İlla burnunun dikine gidecek ha. Ulan git de boyunun örtüsünü al bakalım. Ah. Ulan ne güzel köye gidelim be. Allah'ım başıma beni de çekilecek çilelerim varmış Meryem. Asya ablam. Benim çilem bitmedi Meryem, bitmedi. Asya ablam. Oh. Ulan yumurta fikri iyi ya. Yumurtanın tanesi kaç lira, yumurta satsak yeter lan. Üf, paraya bak lan. Enişte, her kızmazsan hani masum olduğunu göstereceğim sana dedin ya. O dediğin videoda orada mı görünüyor her şey? Evet. İzleteceğim ama. Ama şimdi değil. Doktor heyecanlanmasın, riskli olabilir dedi. Eve gidince izleteceğim. Gerçeği öğrenecek. Aslan eniştem be. Kardeşim görsün kendi gözleriyle. Anlasın ki masum olduğunu. Sen çok harika adamsın. Ama benim kardeşim de harikaların harikasıdır. Yan odadaki hastanın laboratuvar sonuçları çıkmış mı? Bir bakın hemşire hanım. Doktor hanım, nedir durumu? Hastamız gayet iyi, her şey de yolunda. Hatta gün içinde taburcu edebiliriz gibi görünüyor. Evde sadece pansumanın yapılması gerekecek. Onun için de burada kalmasına gerek yok. Sağ olun. Geçmiş olsun. Çok şükür. Kurtulduk. Eve gelecekmiş kardeşimi bugün. Ah kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Kurtuldun. Nasıl sevindim. Enişte ne oluyordu bugün? Taburcu. Aa, taburcu. Bugün mü? Evet. Doktorunla konuştum. Pansumanları evde devam edebilirmiş. Hastanede kalmana gerek yok. Ben dönemem. Döneceksin. Ben dışarıdayım. Benden bunu isteme. Herkes benim bir katil olduğumu bilirken ben o eve dönemem. Kimsenin yüzüne bakacak cesaretim yok benim. Ne Nurşah'ın, ne Aliço'nun. Halamın yanına gitmek istiyorum. Doktor iyi olduğunu söyledi. Daha fazla beklemeyeceğim. Nihan abla canına neden oldu?
zaman ailenize ateş düşürdüm. O zaman bir katil oldum. Şimdi her şeyimle karşınızdayım. Bedenimle, ruhumla, her şeyimle karşınızdayım. Boynum da kıldan ince. Yani bana ne isterseniz yapın. Razıyım. Kızımı benden aldın. Nihan'ı öldürdün. Kızım yok artık. Ama sen karşında nefes alıyorsun. Bu acıyı dindirmenin tek bir yolu var. Seni ait olduğun yere göndermek. Cehenneme. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hanımefendi. Keşke sizin yerinizde ben olsaydım orada. Halise'ye en sevdiğiniz yemeklerden hazırlamasını söylemiştim. Şoför getirdi şimdi. Aç değilim. O yılandan haber var mı? Yaşıyor mu? Evet hanımefendi. Ama merak etmeyin. Avukatlar sizi bir an önce buradan kurtarabilmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Olayın medyada duyulmasını da engelledik. Tamam. Onunla ilgili en ufak gelişmeden anında beni bilgilendireceksin. Tabii. Baş üstüne. Hastaneden çıkıp eve gittiğimizde izletecektim. Ama daha fazla bekleyemeyeceğim. Artık her şeyi öğreneceksin. Halacığım. Yürü. Yavrum. Vurulmuşsun. Duyduklarım doğru mu? Musa arada haber verdi. Allah'ım beynimden vurulmuşa döndüm. Sen neler yaşıyorsun böyle? Şimdi gelirken doktorunla konuştum. Bugün taburcu oluyormuşsun. Evet. Buradan çıkıp bize gideceğiz. Artık daha fazla yalnız bırakamam seni. Hem o konakta artık hiçbir emniyetin yok. Bundan sonra benimle yaşayacaksın. Onu hiçbir yere götüremezsiniz. Onun evi Demirhanlı Konağı. Başka bir yer değil. Ama siz onu... Bu konu burada kapandı. Şimdi çıkın buradan. Yavrum, Hira... Neden? Neden izin vermiyorsun halamın yanında durmasına? Şebnem hayırdır, o elindekiler ne? Ya aslında bunlar Meryem ablanın halletmesi gereken dosyalar ama... Yani o henüz gelmediği için
Ben erkenden başlayayım dedim. Tamam, sen çalışmaya başla. Aklına bir şey takılırsa sorarsın bana. Ya aslında hiç böyle haber vermeden gelmemezlik yapmazdı. Bir arasam mı? Bir ara istiyorsan. Hasta falan olmasın. Alo, Meryem abla. Merak ettik seni, neredesin? Her şey yolunda mı? Kusura bakma Şebnemciğim, aceleden haber vermeyi unuttum ben. Birkaç işim çıktı, onları halledip hemen geleceğim. Sesin nefes nefese geliyor. Her şey yolunda mı? Yolunda sıkıntı yok, hızlı yürüyorum ondandır. Ben işlerimi halledeyim, geleceğim, merak etme. Görüşürüz. Yani belli ki hasta falan değil. Hızlı hızlı bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. Birkaç işim var falan dedi ama anlamadım. Önemli bir işi olmasaydı bu size geç kalmazdı. Seni Eritre'de bırakmak zorunda olduğum için asla kendimi affetmedim. Bu pişmanlıkla yaşıyorum. Bundan sonra seni bırakamam. Yıllar sonra yeğenime kavuşmuşken ondan tekrar ayrılmayacağım. Buradan gidecek biri varsa o ben değilim. Sizsiniz. Böyle yapmayın ne olur. Size gidin diyorum. Bana böyle emirler yağdıramazsınız. Benim yeğenim sizin eziyetleriniz yüzünden bu halde. Siz hala beni nasıl ondan uzaklaştırmaya çalışabiliyorsunuz? Hala. Benim yavrum ölüyordu. Ona daha fazla zarar vermenize göz yumamam. Size çıkın dedim. Ne olur. Onu bırakıp gideceğimi nasıl düşünürsünüz? Onun daha fazla zarar görmesine izin veremem. Bu kadar kalpsiz biri değilim ben. Siz kardeşinizin hayatına kastederek yeğenize yeterince zarar vermişsiniz zaten. Sizden daha kalpsiz biri yoktur bu hayatta. Çocuğumu, ailemi korumak için bunları yaptım. İnsanın ailesini koruması kalpsizlikse, evet öyleyim. Doğru mu? Hayır. Ben kazadan sonra geldim. Olanlarla hiç bilgim yok. Yalanlarınıza bir son verin. Duydukların doğru. Halanın seni daha fazla kandırmasına müsaade etmeyeceğim. Yeğenimi bana karşı doldurmayın. Gerçekleri inkar etmeyi bırakın. Her şey bitti. Devlet tüm mal varlığınıza el koyacak. Talimatın üzerine Saadet Hanım'ın servetini araştırdım Orhun Bey. Devam et. Tahmin ettiğiniz gibi. Yıllar içinde yasa dışı yollarla servetini genişletmiş. Uzun bir süre yayılmış bu. O yüzden kimsenin dikkatini çekmemiş. Şüphelenmekte haklıymışsınız. Gerekli kanıtları topladın mı? Evet, tüm belgeler elimde. İşlemleri başlatmak için tek bir sözünüz yeter. İstediğiniz an Saadet Eroğlu'nun tüm servetine el konulacak. Emriniz nedir Orhun Bey? Benden haber bekle. Şimdilik. Emredersiniz. Yalan söylüyorsun. Benim yalan söylemeyeceğimi şimdiye kadar anlamış olmanız lazımdı. Servetinizin ne şekilde kazandığınızın kanıtı var elimde. Belgeli. Gerekli mercilere yollamak için tek bir telefonum yeterli. Ve birazdan o telefonu edeceğim. Lütfen. Bunu yapmasına izin verme. Babandan kalan hakkını sana teslim edeceğim.
Tüm servetinizi yasa dışı yollarla kazanmışsınız. Sizin kirli paranıza ihtiyacı yok onun. Alçak! Seni mahvedeceğim. Burnunu da fitil fitil getireceğim. Sen ne sanıyorsun kendine? Hala... Annemle babamı... Bunun bedelini ödeyeceksin Orhun Demirhanlı. O paranın her kuruşu benim hakkımdı. Sana bunu ödeteceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hoş geldin. Parayı tamamladın mı yoksa şimdiden? Hayır ama tamamlayacağım. Biraz zaman istemeye geldim. Çalışıp kazanıyorum. Son kuruşuma kadar ödeyeceğim borcumu. Ama yarına kadar toplayamam o kadar parayı. Ablacığım daha kaç kez söyleyeceğim. Zaman veremem. Kafada ütüleme boş yere. Ya yarına kadar parayı getirirsin ya da evli boşaltın. Bir günde nasıl bulacağım o kadar parayı? Annem öğrenince fenalaştı. Hiç mi vicdanın yok senin? Var tabii. Olmaz olur mu? Normalde parasını vermeyenlerin kemiklerini de kırarım. Size benden kıyak. Bunu yapmayacağım. Yarına kadar mühlet. Uslu uslu evi boşaltın. Gidin. Yoksa farklı bir dil kullanacağım. Hem anneni de kızına da bir şey olmasını istemezsin değil mi? Okumuş birine benziyorsun. Kafanı kullan, aileni de al, defol git. Yoksa bundan sonra olacaklardan ben sorumlu olmam. Tamam mı? Şu hayatta kanımdan tek insan. O bile. Çıkış işlemleri tamam. Hazır olduğunda gidebiliriz. Anam. Ben onu annemin babamın yerine koymuştum. Ama o... O benim... O benim annemin babamı öldürmüş. Onları kıymış. Neden? Neden? Sana daha önce söylemeliydim. Burada, bu durumda öğrenmemeliydin. Sakin ol. Her şey geçecek. Geçecek. Bundan sonra hiçbir şey için üzülmeyeceksin.
Ben hep yanındayım. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Kızım, işim bittikten sonra kilerden kırmızı mercimeği getir de akşama çorba yapacağım. Tamam. Musa hoş geldin. Hoş buldum. Geldin mi Musa? Hira nasıl, iyi mi? Ne zaman dönecekmiş? Kardeşim çok iyi, çok şükür. Bugün dönecekmiş eve. Oh Rabbime şükürler olsun. Çok sevindim. Ay, sabaha sabah ettim. Bütün gece dua ettim. Ay, çok şükürler olsun. Rabbim dualarımı kabul etti. Çok şükür. Siz şimdi hazırlayın ve evdekilere haber verin. Enisteciğim herkesin çiftliğine gitmesini istedi. Aa, niye? Yani Orhun Bey öyle söylediyse vardır bir sebebi. Hadi kızım koş da Nurşah Hanım'a haber ver. Ben de ortalığı toplayayım. Ya, Eda Hanım'la Perihan Hanım da evde değiller zaten. Tamam. Kızın çantası, telefonu, cüzdanı, her şey içinde. Kimse görmeden yok et. Yeterince korkuttunuz değil mi? Korkutmak benim işim. Her şeyi planladığımız gibi hallettim. O kız bir daha boyundan büyük işlere kalkışmayacak. Görelim bakalım ne yapmışsın. Bakalım Zeliş Hanım dersini almış mı? Götür sen şunları. Ne olur bırakın beni. Yalvarırım bırakın beni. Bize yaptığın yanlıştan öyle kolay sıyrılabileceğini düşünmüyordun değil mi? Anlamışsındır artık. Bu işin peşini bırakacaksın. Duydun mu? Ha yok ben bırakmam diyorsan gerisine karışmam. Bak bizim şakamız yok Zeliş. Yemin ederim bıraktım peşini. Dersimi aldım. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne olur söyleyin bıraksınlar beni. Eğer bir daha bizimle uğraşmaya kalkarsan, nerede olursan ol, seni bulurum ve yarım kalan işini tamamlattırırım. Anladın mı? Vallahi billahi kapandı bu iş. Biz gittikten sonra bırakın.
kimseye bir şey söylemez değil mi? Söylese de Orhun inanmaz. Onu inandıracağı hiçbir şey yok elinde. Maalesef bu miktarda bir kredi veremiyoruz size hanımefendi. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Üzgünüm. Sistemde görünen neyse ona göre hareket etmek zorundayım. Anladım. Teşekkürler. Adamla görüştüm, bana mısın demiyor. Ne dediysem ikna edemedim. Yarına kadar ya paramı getirin ya çıkın diyor. Uf Allah'ım ya. Adamla görüştükten sonra ne kadar banka varsa hepsini aradım. Hiçbirinden kredi çıkmıyor. Çıkmaz tabii, nasıl çıksın? Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Ben de işin içinden çıkamadım. Meryem. Kenan'ı mı sorsan? Belki bir yolunu bulur. Olmaz abla. Babamın başıma açtığı bir işe daha karışmasını istemiyorum onu. Yani belki adamın zaman vermesini sağlar. Ne bileyim, gözünü korkutur. Bir şey yapar illaki. Daha önce ne zaman bana yardım etmeye çalışsa hep başına bir bela açtı. Şimdi evleniyor. Bu sefer karışsın istemiyorum. Hem belli ki bu adamlar tehlikeli. E ne olacak peki şimdi? Konakta kimse yok. Herkes çiftliğe yolladı. Bugün olmasa da eninde sonunda onlarla karşılaşacağım. Yüzlerine bakamam. Yapamam bunu. Gel ben. Afife'de bir anla. Serbestsiniz. Çıkabilirsiniz. Hira'nın vermiş olduğu ifadeyle serbest kaldınız hanımefendi. Bugün taburcu olmuş. Orhun Bey'le birlikte konağa geçmişler. Ayrıca Orhun Bey herkesi çiftliğe göndermiş. Şimdi konakta baş başalar. Çiftlik evini hazırlayın. Bundan sonra Afife Hanım orada kalacak. Bundan sonra konakla ilgili her türlü kararı sen alacaksın. Neden yapıyorsun bunu? Neden sanki en başından beri istediğim bu değilmiş gibi davranıyorsun? Hayır, ben... Bu masum tavırlarınla ancak Orhun'u ve Nurşah'ı etkileyebilirsin. Ben ilk bu eve girdiğin günden beri senin gerçekten nasıl biri olduğunu biliyorum. Ne yaparsan yap, benim için yerin asla değişmeyecek. Orhun'a unutturmuş olabilirsin.
ama bana kim olduğunu, nereden geldiğini asla unutturamazsın. Ne olur. Doğu isteyecek gücüm yok. İçimdeki acı bana yetiyor zaten. Düşündüğün gibi değil. İzle. ...14 Kasım 2022 Eritre günlük rapor. Burada iç savaş hız kesmedi. İtibariyle hastalık çeşitlerine göre dağılım şu şekilde. Hira, gel. Baksana, bu otele de gidebiliriz. Hem balayı çiftliği için özel imkanları da var. 5 yıldızlı da. Şebnem, Naci Bey'in dosyası sende mi? Burada abi. Şebnem, dosya değil. Pardon, buymuş. Bu kadar dağınıklığın içinde bulmak kolay olmuyordur tabii. Harika Şebnem, dağınık değil. Sadece Meryem gelemediği için bütün işler ona kaldı. O da niye kafasına göre gelmiyor ki? Bence hiç etik değil. Kusura bakmayın. Sonunda geldim Meryem. Hoş geldin. Meryem, bir şey mi oldu? Ben gidiyorum. Taşınıyoruz. Renginin. Lezzetli olmuştur, merak etme. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Bu ellerin kötü bir şey yapması mümkün mü hiç? Ben geç kalmayayım o zaman. Dikkat et kendine. Yememiş. Yalanlı çüreği yememiş. Atmış. O zaman nasıl?
Ben... Mahzun'um. Ben katil değilim. Masumum. Ben katil değilim.